verdiğim bir çöker sahibisinin değerli takipçilerimden selamlar. Bugün arkadaşlar şu an ama şu an Tekin görmüş olduğunuz üzere daha gelecekler. Neredeyiz merak edenler için söylüyorum. Kendi evimdeyim arkadaşlar. Kendi evimin salonundayım. Tek yaşamıyorum arkadaşlar. Annemle babamla yaşıyorum. Bir de burada Odicik var. Canım köpeğim benim. Bugün agalarla Galatasaray Fenerbahçe derbisini izleyeceğiz. Sizler de maç olan tepkimizi göreceksiniz. Derbi özel cipslerimiz hazır. Bardaklarımız hazır. Kola içeceğiz. Ice tea içeceğiz. Bugün fazla enerjiyim ve fazla deli doluyum. Derbinin ilk 11'leri de belli olmuş arkadaşlar. Öncelikle tuttuğum takım Fenerbahçe'nin ilk 11'ini sizlere hemen söylemiş olayım. Söylememe gerek yok aslında. Son 3-4 maçtır aynı ilk 11'le çıkıyoruz. Sadece tek bir değişiklik var. İrfan yerine Rossi oynuyor kanatta. Yani ben geçtiğimiz maçlarda da söyledim arkadaşlar. Rossi olmadığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Ama maalesef Rossi oynuyor. Galatasaray'da çok değişiklikler var bu arada. Mesela sol bekte Sam Adekubbe yerine Kazımcan Karataş oynuyor. Orta sahada Oliveira yerine Berkan Kutlu'yu koymuş Okan Buruk. Forvet arkasında da Mertens yerine Barış Alper ve sağ kanatta da Raşitsa yerine Nicolo Zaniolo oynuyor Galatasaray'da. İlk 11'lerinde bildirisini yapmış oldum. Yavaştan maç moduna geçelim isterseniz. Agalarım daha gelmedi. Neredesiniz lan? Yavrum neredesin? Arkadaşlar agalar geldi. Hemen kendinizi tanıtın. Ben Arda arkadaşlar. Selamlar. Merhaba, ben Yusuf. Zaten beni biliyorsunuz. Merhaba, ben Yusuf Canidam. Kazanacağız. Demir kardeşim var burada yanımda. Ben çok seviyorum kendisini. Ben derbi gibi hissetmiyorum abi. Ya vuramıyor ya! Selamünaleyküm, saygıdeğer Demir Çöker takipçileri. Ahmet'i zaten tanıyorsunuz. Benim radikal bir kararım var. Çift sol ayak stoper oynatıp Osayi Ferdi yapılabilirdi diye düşünüyorum ben. Olabilir. Bu maçı özel yapılabilir. Ferdi şeyde daha iyi, sağda daha iyi. Yani ama Samet riski zor yani. Ben olsam İsmail'i orta sahaya. Orta saha. Arda Osayi. Arda'yı biraz şey çek, fizik çek. Arda oynuyor mu Arda? Oynuyor. Orta saha Arda Osayi. Ben Arda Osayi'yi abartıldığını düşünüyorum tepkileri. Aynen Arda Osayi. Ama tepkileri en iyi orta saha ya. En büyük zaten bomba şu an Rossi. En sıkıntılı onun yerine evet. İlke sen ne diyorsun onun yerine? Ben King diyorum ya. Bu maçta zaten kazanacak bir şey yok. Ben ya yani kaybedecek bir şey yok. En azından kazan. Aynen. King daha mantıklı diye düşünüyorum ama. Hadi. Ben bu arada Rossi yerine kesinlikle İrfan Can'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani İrfan Can bu takımın en iyi ikinci Türk oyuncusu zannımca. Kesinlikle çok eleştiri alıyor. İstikrarsız olduğu için ama İrfan Can'a ben de hatırlıyorsun. Evet. Ben Arda Paşa'nın TikTok'larına çok katılıyorum. Teşekkür ederim. Yakalım. reklam yapabiliyor muyum? Yap. TikTok vasatıyım. Lucescu haberlerine kesinlikle karşıyız. Lucescu'ya karşıyız. Lucescu gelirse taraftarlığımız az değil. Vallahi seneye bırakırız. Ya bir şey söyleyeceğim. Sezon başında bu herif Fenerbahçe tahrik edici açıklamalarda bulundu. Maç esnasında tahrik edici hareketlerde bulundu. Ve Ali Koç göz göre göre niye bu adamı getirdi? Bravo. Niye getirdin? Şimdi bunlar beni boşlamasın. Çok haklı bir tepki. Çünkü Ali Koç yoğurtçu artık. Darda. Aaaa! Ama çocuk da ya. Ben aldığım duyumlara göre bir seneye 11 ödüştürebilir miyim demiş. Olur. Siz Demir Çöker'in sadık takipçilerisiniz. Bu duyum buradan çok çıkmasını istiyorum. Kalede Livakovic, sağ bekte Mert Müldür. Stoperde De Vrij. Sol stoperde Luan Perez. Sol bekte Ferdi. Orta sağ Kielemans Kante ikilisi. Ofans ortada, İrfan Can Kahveci kalıyor maalesef. Maalesef derken Talişka falan ister gönül ama. Arda sağa da oynayacak yine, alıştı sağa. Sola Zaha'yı atıyoruz, Antalya'da tatil atıyoruz. Rüzgar oldu Zaha. Evet, forvette de Valencia kalıyor. Benim aldığım duyumlar bu yönde. Ve şunu biliyorum, Ali Koç kafayı kırdı. Kante'ye 2 haftaya çıkıyor. Ya büyük ihtimalle Ali Ahmet Koç... Ahmet Ercanlardan galiba. Ali Koç kafayı kırdı. Ahmet Panaş'tan alıyorum bilginin birazını. Ama hepsi değil yani, gizli kaynaklarım var. Ya Ali Koç kafayı kırdı, ben onu söyleyeyim. Hayır bakalım. N'Golo Kante değil mi? Evet. Tabii. Ama şey yani... Seversin. Ya tek engel... Şimdi kulüple konuşulmuş, anlaşılmış. Tek engel Kante'nin Beşiktaş'ta oynamak istemesi. Kante neden Beşiktaş'ta oynamak istiyor? Şimdi aynen işte. Kante Beşiktaşlıymış babadan. Abi şey nerede, derbilerin adamı neydi adamın adı ya? Sen aşkı... Simon Palet. Sen aşkı anlamaz bilmem. Adamın adı neydi lan? Ne oğlum? Yaşar mı? Schneider mi? Hayır oğlum. Bizde mi? Icardi. Oğlum Fenerbahçe. Adam böyle şey vuruyordu ya. Tribün lider falan mı? Hayır lan. Halat vuruyordu lan.
Ha, Mert Hakan. Mert Hakan. Derbiler adamı. Ben de anlamam. Böyle bir tribünden sanırım. İsmini unuttum. Mert Hakan. Derbilerin adamı değil. Ben yine bir duyum vereyim. Bu videoda izleyenlere bol bol duyum olsun. Mert Hakan memleketim olan Samsun Spor'la Samsun Spor Mert Hakan'la ilgileniyor. İlgileniyor. Samsun Spor bakın. Şu anı kaydet ve aklına yaz bunu, tamam mı? Tarihi önemli. Samsun Spor 2 veya 3 sene içerisinde bu ligin kalıcı ve 6.'lığa 7.'liğe oynayan bir takımı olacak. Yani Adana Demirspor gibi. Aynen. Diyor. Samsunluları başkan. Şunu da söylüyorum, Adana'yı da geçecek. Kısa vadede. Ooo, o kadar diyor. Güçlü başkan. Her zaman önemlidir. O zaman Başakşehir diyor. Olur. Neden ilk müdahale geldi bu? Aman indir onu. Aman aaa! Yapma! Asişkan. Doğan Perez gir. Gol! Demir, Çak Demir. Ahmet Çak. Ama demişti ben Galatasaray gerçek şey göstereceğim demişti. O açıklamayı da unutmuyor. Dostlar kalite her zaman kazandırır. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarız. Altay olsa kurtarır. Yok mu Ofel Demir? Dur. Demir offset vardır lan ben de. Ama yerden çıktım ya. Ya vay armutlar vay ya. Vur! Ya yok o nereye vuruyor ya? Kanka aman. Demir şey var. Komşu var. Altta zemin de var. Altta da zemin var aşağı yürüyor. Ama adam yaşıyor maçı yaşıyor. Ya ben böyle bir şey görüyorum. Abi derbiler de böyle olur. Ben şeyi merak ediyorum. Sen niye de pozisyon bitmeden üzüldün ya? Rossi'ye gelmeyecek mi? Evet Rossi. Rossi'yi biliyorum çünkü o kadar iyi tanıyorum. Rossi gelip Bale çalımı atacak, sağ dışından geçecek. Beyler kusuruma bakmayın, valla saçmaladım az önce. Yok Demir, bir anı yaşıyorsun anladın mı? Abi! Ali Koç'un bozduğu iki seriyi daha söylerim bu maçla beraber. Nef Arena'da 9 yıldır yenilmeme serisi, 32 yıldır içeride dışarıda Galatasaray'a yenilmeme serisi. Ben statta maçı izlerken bunlar stres olmuyor, neden televizyon karşısında değişiyor mu bana? Neden o da değişmiş arkadaşlar? Nedenini biliyor musunuz yorumlara? Valla. Yazın. Yazın bu adam. Bir de like! Bu adam like, her şey abone. Yapın. Tepki videoları devam milli için. Görüş. Lütfen bu videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, yorumda yazın tabi. Bir de hangi takımlıysanız kendi takımınızla alakalı sezon değerlendirmesi yapın arkadaşlar. Onu da evet. Yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyacağız. Ona da bir inceleme videosu çekeceğiz. Aynen öyle. Yorumlarınızı okuyacağız. Simon Palet Tayfa, selam olsun. Ya lan. Ne oluyor? Aha sarı. Hiçbir şey yapmadı. Aha. Kendini yere aldı. Markoz attı. Buna sarı vermesi lazım. Hadi o. Kavga çıkar. Kavga hadi dövün lan Mert Hakan. Mert Hakan vur lan. Vur. Vur lan. Bak hadi. Vur Mert Hakan sarı kart. Dostlar Demir Çoker sınavı bıraktı size kontent üretiyor. Like atalım unutmayalım. Kesinlikle yok lan. Sınav yılı. Kadar. Oğlum pas ver! Aaaa! Çok kritik. 46'da. 46'da. Tamam. Totem. Bir şey. Totem yapalım hadi. Ne yapalım? Ben tuvalete gidiyorum o zaman. Tamam. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz buradan. Totem. Hayır. Tuvalete. Bana güven ne olur. Bak bana güven. Bana güven. Ne olur. Ya oğlum buradan kim atacak gol? Çok güzel konuşsun. Demir ne olur. Arda Güler. 2020-21 sezonun ilk haftasında Rize'ye konuk etmiştim. Son dakikada Sosa penaltı golü atmıştı. Ben o maçta tuvalete gitmiştim ve gol olmuştu. Haydi Demir. Haydi Demir. Şimdi top da çekelim. Arkadaşlar ben de çekiyorum. O müdahale almayı bir kez. Bunu hatırlıyor musun? 1 Ekim günü Beşiktaş Karakaş maçında yapmıştık. Yapmıştık. Evet. Yine kan. 1 Ekim günü. Böyle 5 saniye falan sen bizde sevindin. Sonra anlamadım. Demir Bey amca finale gitmezse Başakşehir finaline. Belki o zaman bizi daha şey görebilirsin. Giremezsem valla. Bu ekip toplansın. Bu ekip toplansın. Tahminimi söyleyeyim. Söyleyeyim. 50. dakikada tahmin geliyor. Hayır. Geleceğe yönelik. Fener maçı iki fark ya da iki farktan daha fazla bir farkla yenilirse finalde kaybedecek. Dostlar. Başakşehir kupayı kazanıyor. Birazdan geliyoruz. Bir değerlendirmesi. Ahmet sen de başlıyorsun. Şu an gitmedik. Evet, kuşukmadı. Umarım fark yemeyiz. Kadrolardan haberim.
Kadroları bilmiyorum pek. Mert Hakan yok, ona biraz şaşırdım derbide olmadığı için. Takım ateşleyebilir. Ama aynen. Ama bakalım ya. İçimde bir fark hissi de var. Böyle bir 3-0, 4-0 da olabilir. Ama olmayabilir. Şöyle, zaten Galatasaray şampiyonuz. Ama Fener'i de tebrik ediyorum. Yani bir oley oley çeksek Fenerlerin, mesela maç sonuna doğru Fenerlerin çalımlarına oley oley falan yapsak çok daha zevkli olur. Hocam sizden çıktım. Başta Fenerbahçe'yi bir Allah'a havale etmek lazım. Yani evet, fena oynamıyoruz ama bence şut anlamında çok etkisiziz bu maç. Kesinlikle. Daha iyi olabiliriz. Yani şu an gözüme çarpan öyle aman aman bir performans yok ya. Arda topu alnına bir o yana çekiyor, bir bu yana çekiyor. Ben kapıyorum kaydı şu an. Arkadaşlar, değerlendirmeyi de yaptığımıza göre ikinci yarı görüşmek dileğiyle. Dostlar, size çok önemli bir etkiyi söylüyorum. Bu tür maçlarda en azından yorumcu olmalı. Osay Samuel oyunda! Oley! Abi Rossi Osay. Rossi! Kardeyi mi atacak konuşalım? İkinci yarıdan beklentileriniz nelerdir, söz sizde. Maçın bitmesi. Fark etmemiz. Ben Nelson'un kırmızı kart görmesi. Görmesi. Beklenti bu adam. Beklenti derken yani istediği değil. Yok hayır, yani öyle olacağını düşünüyorum. Ben de böyle düşünüyorum bunu. Çok ağır. O adam objektif. Ama büyük ihtimalle... Karıştık Galatasaray'a koymuş. Bas Berkan, bas! Berkan bas! Oğlum sen ne yapıyorsun hocam? Allah! Ayda yılda bir tane Sami. Sami. Üşerken bilerek mi? Sami. Onu yeme. Direkt topa. Topa lan. Topa oğlum ya. Ulan Perez kırmızı kart gördü arkadaşlar. İşimiz zor. Kardeşler. Selam olsun. Bunlar buradan gaza gelir. 3 tane bile kalmış. Şampiyonluğu etkileyen 4 isim söylüyorum şu an. Nelson. Icardi, Nelson, Abdülkerim, Torreira. Doğru. Evet doğru. Saşa boyda. Ben ben. Zor. Icardi mi? Allah'ın belası. Barış Alper mi Icardi? Icardi. Yalnız buradan 4 bile olur. Ben de değil nasıl var. Dua edelim 5 olmaz. Ses sistemini yapmışlar bu arada. Ay bir şey sen, nereden buldu o topu mesela? Defans oluyor. 9 yıllık seride bitti. Aynen öyle. 32 yıllık seride bitti. Emir yani 32 yıl önce bu seride yoktu, üzülme. Bir şey söyleyeceğim, Ali Koç neyi bitirmedi peki bu Fenerbahçe'de? Hepsi her şeyi bitirdi bence bir düşünelim. Ben Ali Koç'un kaldım. Her şeyi bitirdi evet. Sen çünkü Galatasaraylısın. Hayır abi. Adamı çok şey yapıyorsunuz yani. Biraz bekleseniz adamın 5 yıl olmasını. Hayır abi siz şimdi siz taraftar grubu olarak. Şimdi ben Galatasaraylı olarak bunu söyleyeceğim ama. O zaman bizim siz taraftar grubu olarak hani geliyorsunuz, bu adama kadro kurdurtuyorsunuz, sonra öbür sene bir daha kadro kurdurtuyorsunuz. Biz bu kurdurtuyoruz kendi kuruyorlar. Sen gibi bizim adamı kurdurtuyorsunuz. Bakın tutarız şampiyon ama siyasi parti destekleri hiç iktidara gelmez. Biz severiz, bize bakmaz. Biz niye yaşıyoruz? Vur. Çok güzel bir ortaya. Arda gel! Evet. Star yani. 15 milyon euro bu göre değer işte. Çok güzel vurdu. Arda gel gel. Maç tahminim tutuyor. Çok güzel vurdu. Baştan maç tahminim tutuyor. Böyle bir gol yok yani. Kanka 3-5 olur şu an ya. Geçmiş olsun. Kupayı da bir hafta sonra kupayı da görürüz Başakşehir. Başakşehir'i tebrik ederim kupa kaybı. Şimdi yaz tahtaya geliyor. Direkt hakeme sarıldı ya. Böyle bir şey yok ya. Ne çalıyor? Burak Kutu şarkısı. Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama, uğurlar olsun. O hiç darbe gibi hissettim. Ben de. Saadettin Sarantet Ataken Koç ne diyorsunuz ki söyleyişe gelmişti yanılmıyorsam. Ve Arda ne sormuştun orada, trend oldu sonrasında Fener sayfalarına. Dedim ki... Fener'in gidişatından çok memnun değilim senelerdir yani. doğduğumdan beri rahat... Ben geleceğim, sen de. Ben
şampiyonluk rahat rahat göremedim dedim. Siz gelince diye soruyordum, ben gelince düzelecek dedi. Bekliyoruz. Ali Koç'u boykot ediyorum. Ben Hasan Tarsın oluyorum, ilk şeyi sıkıyorum. Ali Koç istifa istekleri açılsın yarın. Bir şey diyeyim mi? Benim değerlendirme bir şey yok. Ben bir şey diyeyim mi? Yusuf? Ben... güzel bir maçtı. Galatasaraylı olarak. Ya şöyle söyleyeyim, çok şey olmadı yani. Ya derbi alıp... Zevkli bir maç değildi, öyle söyleyeyim evet, ya. Hiç zevkli değil. Hani yakın geçmedi. Ben yakın geçmeyen maçları sevmiyorum. İki yıl sonra bu maç unutulur. Bence unutulmaz. 4 Fenerli'nin içinde galip geldim. Tebrik ederim seni de ayrıca. Buraya ben zaten galip geldim. Lan biz bu adamla 5 senedir arkadaşız. Biz bu adamın yanında sevinemedik ki adam akıllı ya. Lan her sene bir şey oluyor ya. Valla Ahmet. 5-0 falan dedim. 3-0 bitti. Mutluyum. 3-0 Fenerbahçe dedim. Ya ne diyeyim ya. Galatasaray'ı tebrik edelim ya o zaman. Ama... şampiyonluk için tebrik yok. Neyse arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu ekipte daha çok video istiyorsanız aşağıdan mutlaka bu videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Like. Kendinize like. Çok çok iyi bakın. Bu dakikaya kadar gelip like atmadıysanız da bir like'ınızı alırız. Yani aynı. Ben bir Galatasaraylı olarak şampiyonluk hediyesi. Like atanlar. Şuradan. Ya da buradan. Haydi kapatın. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Demir çok ben kapıyorum. Tabii. Eyvallah.